Başarılarınız eğer başkalarının hayatlarına dokunmuyorsa, başarılarınız başkalarına rol model olmuyorsa, başarılarınız başkalarını güçlendirmiyorsa o bir kişisel başarıdır. Kişisel başarının da toplumsal gelişmeye hiçbir katkısı yoktur. O sadece sizin başarınızdır. Hava atar durursunuz. Hepsi o. Ama bizler toplumsal başarıya katkıda bulunmak için bu Türkiye'de bu mevkilere gelmiş insanlarız. Onun için buradayız. Onun için burada bu konuşmayı yapıyoruz. Bizlerin buralarda gelip başarılarımızı, başarısızlıklarımızı, hatalarımızı anlatmamız lazım. Şimdi dünyada bugünlerde biliyorsunuz bu çağ, bizim yaşadığımız bu çağda, bu yıllarda çok yoğun bir bilgi üretimi var. Ve çok yoğun bir bilgi transferi var. Böyle bir ekonomide yaşıyoruz biz. Böyle bir ekonomide yaşarken sizin sadece kendi branşınızda, kendi sektörünüzde veya kendi bilim dalınızdaki başarıları ve hataları görerek geleceği planlayamazsınız. Yani geleceği planlamak için bedelini başkalarının ödediği hataları ve başarıları da dinlemeniz gerekiyor. Hele burası bir üniversite camiası. Üniversite camiası araştırma, geliştirme konusunda, paper yazma konusunda, case study konusunda hepimizden önde. Biz başkalarının başarılarını veya hatalarını görmek için bu case study'leri okuruz. Bir 3 sene önce Harvard Üniversitesi'nden bir telefon aldık tav olarak. Ve çok gurur duyduk. Dediler ki biz Türkiye'de case study yapmak istiyoruz. Türkiye'de gelişmekte olan bir ülkenin şirketleriyle ilgili, küresel şirketleriyle ilgili. Ve bize geldiler. 12 tane Harvard Business School'dan profesör geldi. Ve interview yapacaklardı bizi. Ki case study bizi yapsınlar mı, yapmasınlar mı diye. Ben de Harvard Üniversitesi'nin bu case'lerinde neler oluyor diye oturdum. Harvard Üniversitesi'nin daha önceki case'lerini okudum. Bir tanesi çok dikkatimi çekti. Bu dikkatimi çeken neydi? Bir çok meşhur bir otomobil markası bir hibrit araba üretiyor. Bu hibrit araba biliyorsunuz hem benzinle çalışıyor hem de elektrikle çalışıyor. Aküyle çalışıyor. Fakat elektrikle çalışmasını daha çok istiyorlar. Onun için ne yapıyorlar? Şöyle bir sistem geliştirmişler mühendislikte. Şoför giderken frene bastı mı? Frene bastı mı bir enerji üretiyor tekerleğin orada. O enerjiyi, ısı enerjisini bir dinamo ile elektrik enerjisine çeviriyorlar ve aküyü dolduruyorlar. Frene basıyor, ısı enerjisi elektrik enerjisine dönüyor ve akü doluyor. Böylece daha fazla elektrikli çalışmasını istiyorlar. Fakat bir türlü verimliliği yakalayamıyorlar. Bir türlü yakalayamıyorlar. Araştırıyorlar, ediyorlar fakat bütün mühendislik dataları doğru. Hiçbir hata yapmamışlar. Sonunda bir danışman firmaya müracaat ediyorlar. Danışman firma geliyor, fabrikadaki tüm süreçleri inceliyor. Tüm süreçlere bakıyor ve sonunda geliyor bir tek şey söyleyebiliyor. Diyor ki mühendislik olarak her şeyi yapmışsınız. Her şey doğru. Fakat bu iş akış süreçlerinde gördüğümüz şu. Sizin frencilerle akücüler hiç konuşmuyor diyor. Hiç bir araya gelmemişler ve gelmeleri de o süreçler arasında imkansız. Ve frencilerle akücüleri konuşturuyorlar. Konuştuktan sonra %100 verimlilikle çalışmaya başlıyor. Bizim bu büyük dünyamızda, bu bilgi veride insanların insanlarla, makinaların makinalarla, makinaların insanlarla konuşması gerekiyor. Ya biz connectivity is productivity diyoruz TAV'da. Yani connected olmak o kadar önemli ki bugünkü dünyada ancak büyük datayı, big veriyi, yani büyük datayı buradan bulabilirsiniz, yakalayabilirsiniz, işleyebilirsiniz, bilgiye çevirebilirsiniz ve transfer edebilirsiniz. Şimdi bir Hintli matematik profesörü var, bir kadın profesör. Bu profesör diyor ki, beyninizde diyor, mesela Bezmialem Üniversitesi sağlık alanında gelişmiş bir üniversite ve sağlık alanında çok güzel çalışmalar yapan bir üniversite. Öğrencilerin hepsi sağlıkla ilgili. Sizin sağlıkla ilgili
aldığınız bilgiler bu öğrenme platformunda beyninizde diyor kırmızı nöronlar olsun. O nöronların rengi diyor kırmızı olsun diyor. Hep o konuda çalışırsanız diyor beyninizde kırmızı nöronlar artar diyor. Ama diyor ilk çağ tarihi okursanız diyor değişik renkte nöronlar olmaya başlar diyor. Bir müzik aleti çalarsanız başka renkte nöronlar olmaya başlar diyor. Eğer diyor Rönesans'ı okursanız, sanatla ilgilenirseniz, felsefeyle ilgilenirseniz beyniniz diyor rengarenk olur. İşte beyniniz ne zaman rengarenk olur? O zaman inovasyon olabiliyor. İnovasyon bizim çağımızın en önemli, en yapılması gereken, araştırma, geliştirmeye en önem verilmesi gereken bir olgu. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Sadece kendi alanınızda kalmanız tabii ki önemli olabilir ama o zaman sadece olayı derinliğine bilebilirsiniz. Başka alanları bilmediğiniz için çok ciddi sıkıntılar yaşarsınız geleceğe planlarken. Çünkü niye? Bir dijitalleşme döneminde yaşıyoruz. Dijitalizasyonda yaşıyoruz. Dijitalizasyon nedir? Dijitalizasyon aslında bütün bilimlerin bir araya gelmesi. Yani fiziğin, kuantum mekaniğinin, biyolojinin, kimyanın, sosyal bilimlerin hepsinin bir araya gelmesi. Onun için bizlerin gelecekte bu asansörü çok hızlı çıkabilmek için bizim yapmamız gereken her şeyi bilmekten geçiyor. Her şeyi bilmek peki mümkün mü diyebilirsiniz? Üniversitede 18 ile 22 yaş arasında gencecik bir insanken okumuş olduğunuz bölüm sizin 40 yıllık iş hayatınızı etkileyemez. Böyle bir şey yok. Yani sizin her 4 yılda bir kendinize yaşamın öğrencisi olduğunuzda kendinize yepyeni şeyler katmanız gerekiyor. Üniversitede size verilen bir öğrenme platformu, ana bilgiler. Ondan sonra her 4 yılda bir, eğer tıp fakültesi öğrencisiyseniz her 6 yılda bir sizlerin bilgi dağarcığınıza yepyeni değişik konular eklemeniz gerekiyor ki bu hayat yolunda planlayacağınız gelecekteki hedeflere gelebilmeniz için. Şimdi dünyada şu anda bizim 4 tane sanayi devrimimiz olmuş. Bu sanayi devrimi bir tanesi 1760'larda James Watt'ın buhar makinesini bulmasıyla birlikte kas gücünden mekanik güce geçiş oluyor. İlk birinci sanayi devrimi bu. İkinci sanayi devrimine baktığımızda ise 1860'larda elektriğin icat olması, daha doğrusu elektrik dünyada var, onun kullanılabilir hale getirilmesi, ondan sonra ve hızlı üretime geçilmesiyle birlikte ikinci sanayi devrimi oluşuyor. Üçüncü sanayi devrimi de hepimizin bildiği kuantum mekaniği devrimi, yani onunla birlikte internetin kullanılması 1969'lar 70'ler diyebiliriz. Ondan sonra son devrimde hepimizin bildiği gibi dijitalizasyon, yani sanayi 4. Şimdi fakat bunların arasında bir fark var mı? Yok, bütün sanayi devrimleri aynen devam ediyor. Yani halen tren var, birinci sanayi devriminin ürünüdür. Halen elektrik var, yani uçak ikinci sanayi devriminin ürünüdür. Halen var, otomobil var, elektrik var, televizyon var. Bunlar ikinci sanayi devriminin ürünüdür. Üçüncü sanayi devrimi internet halen devam ediyor. Fakat aralarındaki fark sürattir. Yani sizin zamanınızın en önemli kısmı sürat, hız. Birinci sanayi, ikinci sanayi devriminin ürünü olan uçak, ki biz havalimanı işletmecisiyiz, bizim yani olmazsa olmazımız olan uçak 50 milyon yolcuya 66 yılda ulaşmış. Uçak yapılmış, icat olmuş, 50 milyon yolcuya 66 yılda uğraşmış. Otomobil 50 milyon kullanıcıya 62 yılda ulaşmış. Televizyon 50 milyon kullanıcıya 42 yılda ulaşmış. Elektrik 50 milyon kullanıcıya 40 yılda ulaşmış. Ama YouTube 7 yılda ulaşmış 50 milyon kullanıcıya. Twitter 50 milyona 2 yılda ulaşmış. iPhone'lar 8 milyara 2 yılda ulaşmış. Yani şimdi böyle baktığınızda dijitalizasyon
çok hızlı gelişiyor. Bizlerin ana görevimiz bu asansörde, bu hayat asansöründe yukarılara çıkmaya çabalarken ana görevimiz ne? Geleceği planlayabilmek. Bu geleceği planlayabilmek için gelecek kaygısı şu anda sizin en önemli hadiseniz baktığımızda gelecek kaygısıdır. Türkiye'de olduğunuz için değil, bütün dünyadaki üniversite öğrencilerinin hepsinin bir gelecek kaygısı vardır. Gelecekte baktığınızda dijitalizasyonu çok iyi anlayıp onunla birlikte yaşamayı öğrenmek lazım. Türkiye'de inovasyonu ve dijitalizasyonu şöyle bir karıştırıyorlar. Diyor herkes kendini illa bir software icat edecek, yazacak, illa değişik bir oyun icat edecek. Hayır, hayır. Yani onu yapanlar var. Onu siz de yapacaksınız. Aranızdan birkaç tanesi onu da yapacak. Ama esas olan dijitalizasyonu kullanabilmeyi bilmektir. Çünkü yüzlerce, binlerce meslek var. Onlarda eğer bir tıp doktoru olacaksanız dijitalleşmenin bir ürünü, yeni gelişen bir ürününü kullanabilmeyi becerebilmeniz gerekiyor. Bütün hadise budur. Bakın 1996 yılında IBM bir makine icat ediyor, robot yapıyor. Bu robotun ruhu yani yapay zekası satranç biliyor. İnanın 1996 yılında computer science'ın en iyi bilimcileri bile ikiye ayrılıyor. Bir grup diyor ki, bunlar önemli adamlar, bir grup diyor ki bu robot diyor Kasparov'u yener. Kasparov dünya şampiyonu o zaman satrançta. Diğer grup da diyor ki hayır diyor, Kasparov kesinlikle robotu yener diyor. Maç yapıyorlar ve o yapılan maçta Kasparov hakikaten robotu yeniyor. 1996 yılında. Herkes çok mutlu Kasparov tarafını tutanlar. Ama o yapay zeka, machine learning dedikleri, yani kendi kendine öğrenmeyle, yani çünkü kendi kendine öğrenme, machine learning, istatistik demektir. İstatistik bilgileri. Yani kendi kendine öğrenmeyle birlikte bir sene sonra Kasparov'u perişan ediyor. 20 maç yapıyorlar, 20'sinde de yeniyor. Fakat ondan sonra Kasparov da yanına bir makine alıyor. Kasparov'la makine de Deep Purple'ı perişan ediyor. Yani makineyle insanın birlikteliği, bir yapay zeka ile insan zekasının birlikteliği tek yapay zekayı yenebiliyor. Nereye geliyorum? Yapay zeka aslında otistiktir. Yani yapay zekada vicdan olmayacak. Yapay zekada mesela bir film vardı Dustin Hoffman'ın Yağmur Adam diye, Rain Man hatırlarsınız. Kendisi otistik bir karakteri canlandırıyor. Müthiş zeki, sayılara korkunç hakim ama ayakkabısını bağlayamıyor. Yapay zekada böyle olacak. Onun için ileride makinalarla birlikte insanların çok müthiş çalışmaları olacaklar. Yani bunu sizin neslin yakalaması lazım. Peki hep yakalaması lazım diyorum. Neden diyorum? Çünkü zamanı yakalamak o kadar önemli ki insan hayatında. Bu bahsettiğim 4 sanayi devrimini yakalayanları inceleyin. Hepsi dünyanın ilk yakalayanlar, en zenginleri, hem de en büyükleri olmuşlardır. Yani ikinci sanayi devrimini yakalayanlara bir bakıyorsunuz. İşte Rockefeller'ler, Henry Ford'lar, Vanderbilt'ler ikinci sanayi devrimini yakalayanlar. Üçüncü sanayi devrimini yakalayanlara bakıyorsunuz. Bill Gates'ler, Steve Jobs'lar, John Boyd'lar bunlar da ikinci sanayi devrimini yakalıyorlar. İşte bu sanayi devrimlerini, gelişimleri yakalayanlar ve onun üzerine çalışanlar bu hayat yolunda çok başarılı oluyorlar. Biz de ne yaptık TAV olarak? Biz de TAV olarak Türkiye'deki özelleştirmeleri yakaladık. Yani ilk TAV Atatürk Havalimanı ihaleye çıktığında yap işlet devret Y.İ.D. İnanın Y.İ.D. nedir bilmiyorduk. Yap işlet devret. Ama bir avantajımız vardı. Bizler havalimanı inşaatı yapan müteahhitlerdik. Onun için bunu duyduk, öğrendik, dedik kredi bulacağız, şey yapacağız. Biz bu işe girdik. Yani öyle bir girdik ki bizim yap işlet devrette tek şey soruyordu devlet hava meydanları işletmesi. Siz diyordu bu binayı yapacaksınız. Bir sayfa proje, bir sayfa, bir sheet. Bu projeye göre bu binayı yapacaksınız. Ondan sonra ne kadar süre işleteceksiniz ve bana devredeceksiniz. Sadece süre atacaksınız. Sadece süre. Başka bir şey yok. Ama bu süreyi atabilmek için ne yapıyorsunuz? O bina kaça mal olur? Önce onu çıkarıyorsunuz. İşletme giderleri ne kadar olur? Onu çıkarıyorsunuz. Ondan sonra gelirler nelerdir? Onları çıkarıyorsunuz. Bu işletme yatırım için alacağınız paranın faizi nedir? Onu çıkarıyorsunuz. Kendiniz cebinizden koyması gereken sermaye nedir? Onu çıkarıyorsunuz.
yapıyorsunuz. Sonunda bir rakam atıyorsunuz. Şimdi biz bu ihaleyi 1997'de girdik. 11 gruptuk. 11 gruptan biz aldık. Bakın ikinciler, iki tane ikinci vardı. İşletme süresine 3 yıl 9 ay attılar. 4 yıl 1 ay, 4 yıl 2 ay, 4 yıl 5 ay. Biz 3 yıl 8 ay 20 gün attık. Bakın bu bir değişik düşünce. Sadece gün atmayı düşünebilmek. O kadar önemli bir şeydi ki 10 günle kazandık işi. Ve 10 günle o kazandığımız işten biz şimdi bugün 21 ülkede 17 tane havalimanı işleten, komple yatırımını yapmış, işleten bir şirket haline döndük. 55 bin kişi çalışıyor bizde. Ve aynı şekilde bizim servis şirketlerimiz bu işi yaparken gördük ki havalimanları çok akıllı binalar. Bu akıllı binalarda çok ciddi şekilde servis hizmetleri de var. Onun için biz duty free şirkette kurduk, güvenlik şirkette kurduk, IT şirketi, teknoloji şirketi kurduk. TAV Teknoloji'de bugün 400 tane kompüter mühendisi çalışıyor. Yani biz havalimanı şirketiyiz ama aslında bir dijitalleşme çalışmaları yapan da bir şirketiz. Onun dışında işte yiyecek içecek şirketi kurduk, yer hizmetleri şirketini satın alma yaptık ve böylece müthiş bir matrix organizasyon yarattık. Şimdi bu organizasyonda servis şirketlerimizle bizle birlikte tam 78 tane havalimanındalar. Yani bugün Washington Havalimanı'nın lounge'unu işletiyoruz. JFK'de New York'ta lounge'u açmak üzereyiz bir ay içinde. Houston'da duty free işletiyoruz. Kenya'da lounge işletiyoruz. Bu havalimanları bizim değil ama oralarda hizmet veriyoruz. Frankfurt'ta varız, Zürih'te varız, her yerde varız. Ama havalimanı işletmelerinde de 17 tanesinde bizim bizzat kendimizin aldığı, yatırımını yaptığı yerlerden çıkıyoruz. Nasıl oldu bunlar? Sadece bir değişik düşünceyle. Bu da inovasyondur. İnovasyon sadece bir ürünü icat edip onu piyasaya sunmak değildir. İnovasyon sosyal inovasyon da vardır. Bir pazarlama tekniği de bir inovasyondur. Yani şuradaki kurduğunuz bu düzen de bir inovasyondur. Bu kürsüyü buraya değil buraya koyarsınız o da bir inovasyondur. Yani bütün her şeye bakmak, fiyatlama politikası yapmak her şey inovasyondur. Yani hayatımız inovasyondur. Onun için değişik düşünce çok önemli. 10 günle yani 10 günle gelen bir başarıdır bu. İnsan hayatına bakarsanız sizlerin, ülkelerin, devletlerin, şirketlerin 3 tane sermayesi vardır. Fiziksel sermaye, sizin eviniz, arabanız, arsanız, bankadaki paranız, entelektüel sermaye, bilginiz, iş yapma metodlarınız, patentleriniz, sosyal sermaye. Sosyal sermaye de budur. Yani kimi tanıyorsun, kimi biliyorsun. Bu üçüne baktığınızda artık sosyal sermaye ve bilgi sermayesinin önemi çok yüksektir. Biz TAV'ın yap işlet devret şirketi olduğumuz için bizim fiziksel sermayemiz sıfır. Ama bizim İstanbul borsasındaki değerimiz 2 milyar dolar civarında. Nasıl oluyor bu? Bizim bilgi ve sosyal sermayemizin yüksek olmasıyla oluyor. Onun için bilgi ve sosyal sermayemizi çok yükseklerde tutmak için çalışmamız lazım. Para her yerden bulunabiliyor. Yeter ki projeniz iyi olsun. Bakın para, eğer projeniz iyiyse para bulunabiliyor. Yani bundan 40 yıl önce ben cep telefonu yapacağım diye bir bankaya gitseydiniz size kredi vermezdi. Çünkü anlamadı. Ama 100 yıl önce gitseydiniz ben havalimanı yapacağım deseydiniz yine kredi alamazdınız. Geleceği görebilecek, geleceği anlatabilmeniz lazım. Hayat bir hikayedir. Yani hikayelerinizi çok iyi anlatmanız gerekiyor hayatta. Ve ben her zaman şunu söylerim. 200 kelimeyle konuşan bir kişinin 5000 kelimeyle düşünen bir kişiyi anlaması mümkün değildir. Ben hepinizin 5000 kelimeyle düşünen insanlar olmasını diliyorum. Saygılarımı sunuyorum.